Herkese tekrar merhabalar. Satranç dersleri kanalında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel dilekleriniz ve destekleriniz için teşekkür ederim. Önce ilk örneğimizdeki sorulara cevap vereyim. E4 E5 at F3 at C6 fil C4 fil C5. Evet. Geçen derste bunu incelemiştik. Soru anına gelelim. Vezir B3. Burada ilk soru oldukça basitti. ısının diye ataş altı yaparsa neydi? At savunmaya bağlı, bir taş savunmaya bağlıysa Yok edilebilir mi diye kontrol edecektik. Atı alınca fil alır f ile çok üstün konuma geçiyoruz ki bu cevabı hemen hemen herkes verdi herhalde. Vezir f6, e5 sonrasında siyahlar vezir g6 oynamıştı. Buradaki sorum at alır e5'e ne yapacağınızdı? Aslında burada varyant verilebilirdi. En iyi hamle kaleye 1 ile atı açmaza almak. Bazıları sadece kaleye 1 demiş yanlış görmediysem. D6 yapınca şimdi yeni oluşan durumda fil boşta kalıyor. Vezir B5 veya vezir A4 şah çekip fili kazanabiliyoruz. Bu arada şurada hesaplanmalı dikkat edin. At alır E5, vezir alır E5, fil alır F7 ile F7 piyonu da alıyoruz. Ama şah F8'den sonra kale E1 kadar iyi değil. Oyuna dönelim. Bu cevabı da verdik. Bu bölümü hızlı geçiyorum. Zaten geçen ders incelenmişti. Vezir F6 E5 evet. Soru 3'e gelelim. Vezir B5, be Kale B8, Vezir 4 Burada rok atarsa ne olur demiştim. Yani e, rakibin, bunu özellikle soruyorum, bunu bir alışkanlık haline getirmek lazım. Çünkü şu anda, şu anda dikkat edin. E, finalır E7 taş kazanmıyor. Şah E7 var tamam. Roktan vazgeçmek de iyi bir şey değil ama. Rok hamlesi çok doğal bir hamle gibi gelebilir. Ama o kattığı anda fil alır e'de, at alır e'de ile vezir alır a5 var. Esasen beyazlar burada şöyle değerlendirmek lazım. Ee, beyaz vezirini kaçtı ama aynı zamanda fil alır e'de de yapmak istiyor. Çünkü şah yede yapması da çok iyi bir şey değil. Şah ortaya çıkacak. Bu sebeple siyah fil b6 yapıyor zaten. Evet gelelim dördüncü soruya. Fil d3, Burada e, ne dedik? Rok atsa ne olurdu? Elbette bu da zor bir hamle değildi. At F6 şah çekerek. Konum bozduk pardon. Evet burada e, fil D3 vezir H5 yönlendi. Rok atarsa at F6 şah çekerek açarak vezire saldırıyor ve veziri kazanıyordu. Evet yorum yapanlara teşekkürler. Düşünenlere. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. Oyunumuz Rozanes Adolf Andersen arasında Breslau'da 1862 yılında oynanmış. Bu sefer kahramanımız Andersen siyahlarla oynuyor. E4, E5, F4 oynamış beyazlar. Andersen D5 ile e, Falk bir karşı gambite giriyor. E-D5 yapınca E4 sürüp atın doğal gel gelişim karesini tutmuş oluyor. Şimdi burada Reti'nin yorumunu okuyorum. Satrançta Büyük Sular. Modern Görüşler kitabından e, açıklamalar kısmına linkini de koyacağım. İsteyen kitaptan da devam edebilir. Çok daha hızlı olacaktır. Diyor ki Reti bu hamle, pardon düzelteyim E4'e. Şimdi Filbebe şah çekiyor. Tam bu noktada yorum şu. Diyor ki Reti bu hamle eski zaman oyuncularına özgü bir hamledir. Hamle konumsal incelikler dikkate alınmadan oynanmıştır ve oyuncu sadece belirgin taş üstünlüğü veya mat saldırıları peşinde koşuyor. Beyazları kastediyor. Bugün biliyoruz ki açılışta mücadelenin temel amacı merkez merkezin kontrolüdür. Dolayısıyla modern bir oyuncu öncelikle kısıtlayıcı E4 piyonundan ne diyor kurtulmaya çalışır ve bu sebeple doğal olarak D3 oynar. Yani bunu oynamaya çalışmalıydı diyor. Ama fil bebeş oynuyor. Oyunda beyazlar o zamanın alışkanlıklarına uygun olarak gelişim geri kalma pahasına piyon önde kalmaya çalışıyor ve fil b5 şah çekiyor. Amacı ileride zayıf kalabilecek D5 piyonu değişmek. Yani siyahlar C6 yapınca DC6 yapacak. At C6'dan sonra Reti diyor ki burada genelde BC6 alınır diyor. Atla alıyor. Ve diyor ki ben o D5'teki kötü piyonumu değişmiş oldum. Bakalım devam edelim. At C3, At F6. Vezir E2 yine Retin'in yorumuna bakalım. Diyor ki beyazlar gelişim geriliğini mümkün olduğunca gidermek için D piyonunu sürse daha iyi olurdu. Yani burada Vezir E2 ile oynamak yerine sen D3 oyna filini çık diyor. O E4 piyonunu ortadan kaldır. Bunun yerine beyazlar E piyonunu alarak ikinci piyon fazlanını elde etmek için taş üstünlüğü peşinde koşuyor. Şimdi gördüğünüz gibi e4 piyonunu tehdit ediyor. Siyahlar piyonu korumayıp gelişimini sürdürmekte çok haklı. Tahtadan ne kadar piyon kalkarsa o kadar çok hat açılmış olur ve dolayısıyla bu gelişim önde olanın yararınadır. Bakın buradaki hamlesi fil C5. E4'ü al diyor. Ama rok atıyor. Hızlı gelişim. Yani senin şahın, vezirin ortada, e dikeyinde. Şimdi atılır C5 yaparsa burada ee, kale E8 ile şişliyor. Evet bu hamle var. Bu arada bir düzeltme bir geriye döneyim. Bir sorum var onu atlamışım. Şimdi C6 sürdü ya burada siyahlar. Şunu soruyorum. Birinci sorum bu. Buna, buna cevap verebilirsiniz. Fil D7 oynasa beyazlarla ne oynardınız? Evet birinci soru bu. Yorumunuz önemli, cevabınız önemli. Basit gibi gözüküyor. Şimdi neyse oyuna dönelim. C, D, C, B, At, C6, A, At, F6, vezire 2 Fil, C5. Şimdi burada ee, At alır E4 yapmış beyazlar. İkinci sorumu sorayım burada. Burada beyazlarla tehdit hamlesi gösterir misiniz? Bir veya birkaç tane. Beyazlarla tehdit hamleniz nelerdir? Çünkü hep diyorum iyi bir oyuncu tahtada oluşturabileceği tüm tehditleri görmeli. İkinci soruda bu. Ama oyunda beyazlar at alır E4 yapmış. Siyahlar hızlı rokla gelişmiş. Şimdi hem kaleye 8 istiyor hem de at D4 istiyor. Açmazdan kurtuldu ya. Tabii at C5 yapınca kaleye 8'de şiş var. Bu da olmaz. Fil c6 yapmış. Bir kez birinci tehdidi ortadan kaldırmış. B c6 sonrasında d3 yapmış. Kale e8. Yani beyazların gelişiminde ne kadar kötü kaldığını görüyorsunuz. Fil d2. At alır e4. D alır e4. Şimdi burada siyahlar fil f5 oynamış. Ama üçüncü sorumu yönlendireyim size. Oyundaki fil f5 güzel. Burada siyahlarla bir çifte tehdit yapabilir misiniz? Çünkü tamam oyunda siyahlar F5 yapmış ama iş onunla bitmiyor. Siyahlar pek çok tehditin arasından bu tehdidi seçiyor. Burada ayrıca siyahların bir çifte tehdidi var. Evet soru 3'ü de sorduktan sonra oyuna devam edelim. F5 E5 yapınca vezir B6 gelmiş. Şimdi e, hem atı istedi hem B2'yi. Uzun rok atmış Allah'tan bu hamle var. Ve yine olay şu iyi bir satranç tehdit dikkat etmeli. Ters kanatları rok atılmış. Fil D4 hemen akla gelen bir mat tehdidi. Bakın ama bununla bitmiyor. Başka tehditler de var. Burada 4 değişikti Kale A B8'de mat tehdit eder B2'den. Kale E B8'de mat tehdit eder. Ve dahası burada Fil A3 de bir mat tehdidi. Bunu da görmeliydiniz. Çünkü yani saçma gözüküyor ama beyazlar A3'e. Kale A 8den sonra piyon gittiği için beyazların B3 sürme fikri yok. Ama fil B4 var. E kimdir belki buna da C5 gelecek. Yani iyi bir satranç hep şu noktaya geliyorum. Sizin taşları iyi yerlere dizmeniz yetmez. Taktik olarak çok dikkatli olmalısınız. Nigel Short ne demiş İngiliz büyük usta? Satranç %99 taktiktir taktik olmadan konumsal olarak bir şey yapamazsınız. Taşlarımı diziyorum dersiniz mat olursunuz. Filde 4 oyundaki hamle. C3 yapmış. Kale A B8 tekrar B2'den mat istemiş. Şimdi beyazlar da B3 oynamış. İşte bu noktada siyahlar kale E D8 oynuyor. Andersen tarzı sessiz bir bekleme hamlesi. Ben buna fırtına öncesi sessizlik diyorum. Önceki örnekte de o Evergreen her dem yeşil oyunda da hani kale A debir gelmişti ve atı bırakmıştı ya. işte bu da o tarzda bir hamle. İşte beyazlar tehdidi anlamıyor ve diyor ki at ve üçte gelişeyim günaydın yani ancak 17. hamlede mi atını çıkıyorsun? Ve bu noktada size sorayım videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Siyahlar tak 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 kazanıyor. Ama sadece hamleyi görmeyin beyazın savunmasına bakın ve ona da hamleyi görün. Yani 4-5 hamlelik bir varyant. Bakalım ne kadar iyi hesap yapabileceksiniz. En az bir 5-10 dakika gerekir diye düşünüyorum. 1600-1700 seviyesi oyuncular için. Evet hamleyi gösteriyorum. Hamle vezir alır B3. Zaten bunu bir hissediyordunuz. A B3, kale B3. E şimdi B1'den mat istiyor. Şimdi ne yapacak? Tek hamle file 1. Şaha kaçış yeri ayarlamak. İşte hamleyi bulmadıysanız burada yine düşünebilirsiniz. Çünkü hamle geliyor fil e3. Vezir alır e3 yaparsa veya kapatırsa kale b1 mat var. Ve kale e8'e e niye geldiği anlaşılıyor. İşte bu. Bu fikri hazırlamış. Yani çok derin bir hazırlık hamlesi. Andersen'in yaratıcılığı müthiş. Evet bu da böyle bir dersti. Umarım beğenmişsinizdir. Yine aynı sözlerle veda edeceğim beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Abone değilseniz de abone olursanız sonraki videolara rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler derim. Görüşmek üzere. Cevaplarınızı da bekliyorum.